Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Umut. Bugünkü videomuzun konusu, yapay zeka ile nasıl hızlıca ve ucuz bir şekilde video oluşturabilirsiniz. Gerek YouTube gerekse diğer sosyal medya mecralarında bu videoları yayınlayarak hem kitle hem de gelir elde edebilirsiniz, buna değineceğiz. Videomuzun genel çerçevesinde Short AI isimli bir yapay zeka kullanacağız ve nasıl kullanacaksınız, neler yapmanız gerekiyor, bunlara değineceğiz. Biliyoruz ki yapay zeka günümüzde çok hızlı gelişiyor ve gitgide de birçok mesleğe el koymaya başlıyor. Bir yandan kötü, bir yandansa iyi bir konu aslında bu. Çünkü yapay zeka sayesinde özellikle bugünkü videomuzda sadece bir metin ile otomatikmen video görselleri, altyazıları, seslendirmesi, belki de müziğini bile bu sayede yapay zekaların önemiyle kendi işlerimizde kolaylaşmış oluyor. Hem zamandan hem de maddiyattan kar etmiş olabiliyoruz. Herkese iyi seyirler. Kesinlikle videoyu geçmeden izleyin. Önemli püf noktalara çünkü değinip nasıl kaliteli videolar oluşturabileceğinizi sizlere anlatacağım. Şimdi öncelikle Short AI'ın arkadaşlar birçok planı var. Burada istiyorsanız oluşturucu planı, istiyorsanız kanal planı olarak iki ayrı kategoride değerlendirme yapabilirsiniz. Ve ücretsiz bir versiyonu da var. Günlük arkadaşlar 3 tane post ayarlayabiliyorsunuz. 3 tane de kanal belirtebiliyorsunuz bu sistemle. Yani illa para vermeniz gerekmiyor. Ancak verilen hizmetten memnun kalırsanız daha büyük planlara buradan geçebiliyorsunuz veya planınızı değiştirebiliyorsunuz, bu şekilde kanalları büyütebiliyorsunuz. Kesinlikle size uygun planı buradan bakarak ona göre hareket edebilirsiniz. Başlangıçta deneme yaparak sonuçlara bakabilirsiniz. Sonuçlara göre de ücretli planlara göz atabilirsiniz. Plan tercihinizi yaptıktan sonra Short AI'ın dashboard, yani paneline giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra gördüğünüz gibi burada Reddit hikayeleri, fake text yani sahte yazılar, bu Instagram, YouTube gibi kısımlarda görüyoruz, bazı WhatsApp gibi konuşmalar oluyor. Bunları oluşturabilirsiniz veya direkt AI yani yapay zeka hikaye videoları oluşturabilirsiniz. Sizlere çok fazla olanak sağladığı için aslında bu videoda Short AI'yi tercih ettim arkadaşlar. Bu sayede Short AI ile kolayca birçok işinizi görebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi altyazı oluşturucular gibi birçok eklenti var. Ve burada da size örnek videolar bırakmışlar. Örnek videolara bakarak kendiniz bazı kısımlarla ilgili fikir alabilirsiniz. Şimdi ben bu videoda Reddit Stories veya Fake Text kısmını kullanmayacağım, göstermeyeceğim. Yapay zeka ile video oluşturma kısmını sizlere göstereceğim. Buradan buna tıklıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi background style, yani arka plan stili dediğimiz resimlerde kullanılacak stili tercih edebilirsiniz. Watercolor dediği burada gerçekçi sistemler, bakın. Daha fazla bilimsel veya Pixar style, manga style, anime stilleri var burada. Birçok farklı stil var. Yapacağınız içeriğe göre buradan stili tercih edebilirsiniz. Ben tamamen random bir içerik yapacağım. O yüzden bu videomda watercolor dediği, yani main, ilk baştaki stili tercih edeceğim. Bu stili tercih ettikten sonra istiyorsanız custom prompt, yani detaylarını kendiniz belirtebilirsiniz. Dili kendiniz belirtebilirsiniz. İstiyorsanız da bir template, yani daha önceden hazırlanmış belli başlıklar altında otomatik bir şeyler oluşturtabilirsiniz. Bu yandan da tamamen zamandan bir kar etmenizi sağlıyor. Kesinlikle istediğinizi yapabilirsiniz. Custom prompt yazarken detaylara unutmayın, dikkat edin. Bağlayıcı kelimelere ve hikaye akışına dikkat edin. Yoksa videonuz izlenmeyebilir. Bu da sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Çünkü sosyal mecralarda video üretirken birçok detay aslında önemlidir. Bazen bir videoyu izlerken geçip gitmememizin sebebi aslında o videoyu yaratan kişinin düşünüp kurgulayıp kurduğu bazı sistematik girişler olabiliyor. Biz buna da anahtar, hook kelimeler diyoruz, bağlayıcı kelimeler. Bağlayıcı kelimeler videonun ilk birkaç saniyesinde kullanıcıyı videoya bağlayarak videonun belli bir kısmını veya tamamını izlemesini sağlıyor. Bu videoda ben kendim custom prompt üretmeyeceğim. Select template kısmından rastgele bir template seçeceğim. Buradan baktığımızda arkadaşlar motivasyon var, uyku zamanı var veya hayat, eğlence. Siz bunların çevirisini kendiniz yaparak size uygun olanı tercih edebilirsiniz. Ben burada şu an için motivasyonla ilgili bir şey yapmak istiyorum. O yüzden motivasyonu seçiyorum. Video dilini Türkçe yapıyorum. Buradan videonun starting, yani hook kısmını bakın sormuş. İstiyorsanız belirtebilirsiniz veya video ile ilgili kısımları belirtebilirsiniz. Videonun uzunluğunu da buradan belirtebilirsiniz. Ben 30-60 seçiyorum. Generate script yapıyorum. Ve oluşturmaya başladı. Gördüğünüz gibi bakın, bir metin verdi bize burada. Metnin detaylarına bakmayacağım. Next diyorum.
Buradan bizden bir altyazı stili, yani ekranda gözükecek yazı stili istiyor. Motivasyon konuşması olduğu için düz ve sert bir yazı biçimi tercih edebilirsiniz. Buradan ses seçmemizi istiyor bizden arkadaşlar. Buradan cinsiyet seçebiliriz. Öncelikle ben erkeği seçeceğim. Yaş olarak genci seçeceğim ve buradan da dilleri seçebiliriz. Multilingual yapıyoruz. Bu sayede de konuşurken daha düzgün olsun. İngilizce olduğunda İngilizceyi seçebilirsiniz. Bu tarz içerikler üretirken de kesinlikle İngilizce yapmanızı öneririm. Background müziği de açın arkadaşlar. Arkada müzik çalsın. Bu ses seçtikten sonra Generate Video diyoruz. Videomuzu oluşturmaya başladı. Şimdi videoyu oluşturduktan sonra ben geri geleceğim. Evet arkadaşlar, videomuz hazırlandı, bitti. Videonuzun eğer nerede olduğunu bulamazsanız buradan My Project, yani benim projelerim sekmesine tıkladığınızda projenizin bitip bitmediğini görebilirsiniz. Bazen oluşturuluyor yazıyor ama bitmiş olabiliyor. O yüzden arada bir sayfa yenileyin. Sesini kapatayım şöyle. İndirmek için buradan buna basabilirsiniz veya direkt bu platform üzerinden yayınlayabilirsiniz. Videomuzu kısaca şöyle bir izleyelim. Bir performans göstermişti. Kendini kaybolmuş hissediyordu. Ama pes etmek istemedi. Öncelikle gerçekçi hedefler belirledi. Her gün bir adım atarak küçük başarılar elde etti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde videolar üretebilirsiniz. Bu tamamen acemice şu an birkaç dakika içerisinde hazırladığımız bir videoydu. Eğer bu tarz videoların eğitimsel olarak devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü yeni bir içerik üretmeden önce sizlerin fikirlerine göre üretmemiz gerekiyor. İzlenmeyecek bir videoya yanlış anlamayın ama efor sarf etmek tamamen saçmalıktır benim için. Buradan da download butonuyla da indirebilirsiniz. Bu şekildeydi bugünkü videomuz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Herkes istediği gibi videoyu bu kadar kolayca üretebilir. Bu yolda sizlere bol şans ve başarılar.